Maaşları yatmadı, işçiler ayaklandı. Hepinizden gariban benim. Benim evin elektriği kesildi. Ben mağdurum. En çok parayı almak isteyen benim. Bunu bilin. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından 3 Ocağı da kapatılan Soma kömür işletmelerinin yaklaşık 6000 çalışanı bir kez daha sarsıldı. 15 Mayıs'ta Nisan ayı maaşlarını alan işçilerin hesaplarına bir daha para yatırılmadı. İşçilere bugüne kadar gerek şirket yetkililerinden, gerekse de ilçeyi ziyaret eden siyasilerden maaşların zamanında ve tam olarak yatacağı güvencesi verildi. Ancak sonuç değişmedi. Soma Kömür İşletmeleri maaş ödeme çalışmalarının halen devam ettiğini, şirketin hesaplarına mahkemece konulan tedbir kararlarının bu ödemeyi geciktirdiğini savundu. Yetkililer kısa sürede resmi açıklama yapacaklarını söyledi. Bu açıklamalar işçileri tatmin etmedi. Protesto kararı alan madenciler eylem başlattı. Yürüyüşe geçen madenciler Soma-Bergama yolunu trafiğe kapattı. Bu yolu lütfen açın. Bu yolu kapatamazsınız. Kapatırsanız suç işlersiniz. Bugün kaymakamlarına gelin. Eylem sonrasında Kaymakam Bahattin Atçı işçilerle görüştü. Atçı, maaşların en geç cuma günü banka hesaplarına yatırılacağını söyledi. Şu anda fiili bir durum var ve bize söyledikleri cuma gününe kadar... maaşınız yatacak arkadaşlar. Kaymakam Atçı'nın sözü de eylemi bitirmeye yetmedi. Zaman zaman gergin anlar yaşandı. Bu arada Soma Holding'e bir darbe de TMSF'den geldi. İş adamı Korkmaz Yiğit'le nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi istenen Alp Gürkan'ın mal varlığına tedbir konulması kararlaştırıldı. Söz konusu tedbir işlemi Gürkan ve diğer kişilerin Korkmaz Yiğit'in mal kaçırmasına aracılık ettiği iddiasıyla yapıldı.